Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde elektrikli süpürgemizin e, hortumu yerinden çıkıveriyor. Onu tamir edeceğiz. Hadi buyurun. Şimdi bizim sorunumuz şu. Bizim sorunumuz tam da e, borumuz şuradan şöyle çıkıveriyor. E, bunu nasıl tamir edeceğiz? Bakın bunun şu kısmında şöyle bir e, geçmedi yapısı var bu Siemens elektrikli e, süpürgesinin hortumu. Arkadaşlar şu parçayı bakın şuralardan bastırma yerleri var. oralara bastırdığımız zaman şu çıkıyor böylece. Dolayısıyla e, hortumun yapışan yeri burası. E, bunu yapıştırırken, yapıştırmadan önce öncelikle şunu geçirmeyi unutmuyoruz. Daha sonra bunu buraya güzelce yapıştıracağız. Neyle yapıştıracağız? Pamuk ve Japon tekniği kullanacağım. Ee, ondan önce arkadaşlar şu ağız kısmındaki e, şu e, önceden yapıştırılmış malzemeyi e, ben temizlenmiyor. Şu ağız kısmını birazcık e, keserek arkadaşlar ağzını temizliğini yapmak istiyorum. Şöyle. Evet. Şöyle düzeltmesini de yapalım. Evet arkadaşlar. E, maket bıçağımız diğer maket bıçaklarına benzemez. Özeldir. E, böyle ince işlerde e, kullanılır. E, i̇nternetten ee, bu bıçaktan eğer hoşunuza gittiyse sizde temin edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ağız kısmını bu kadar temizledik. Yeter mi? Yeter arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın şöyle ee, bir miktar pamuk alacağım. Ve pamuğumu buradaki kanalların içine şöyle saracağım arkadaşlar Bakın şöyle kıvır kıvır iyice e, dişlerin arasına oturtalım. Şöyle oturtalım arkadaşlar iyice. Ve dolayısıyla şunun içine girmesini istiyorum. Şunun içine şöyle sokacağız bunu pamukla birlikte. Dolayısıyla iyice Evet arkadaşlar. Pamuğumu yeterli miktarda e, doladım. Şimdi şöyle çevire çevire şu kapağımı içine pamukla birlikte şöyle güzelce oturtup sıkıştırdım arkadaşlar. Daha sonra Japonumu bakın arkadaşlar arka tarafından e, eğer şöyle çıkmalar falan varsa güzelce bir tornavidanın ucuyla düzeltmekte fayda var arkadaşlar. Şöyle yapalım biraz daha yakınlaştırdım. Arkadaşlar artık pamuğun üstüne Japonumu damlatabilirim. E, Japonla pamuk e, birbirini emdiği zaman yani iyice e, birbirine değdiği zaman kimyasal e, tepkimeye giriyor Dolayısıyla e, müthiş bir e, muhavemet müthiş bir e, yapışma meydana geliyor e, gerçekten çok enteresan gerçekten çok benim sıklıkla kullandığım, uyguladığım, benim performans aldığım yapıştırma tekniklerinden bir tanesi. Dolayısıyla siz de bakın şöyle iç taraflarına da uyguluyorum. Evet hayatın her alanında bu Japon tekniğini kullanabilirsiniz. Genellikle ben plastiklere kullanıyorum. Zaman zaman da alüminyum bir malzeme yapıştırdığımda oldu arkadaşlar. Evet, şöyle iç kısımlarını da sürdüm. Ee, burada şunu yapabilirsiniz. Ee, bu birazcık donunca, şöyle bu sabah kadar donsun. Biraz donduktan sonra. Ee, bir kat daha e, Japon sürüp e, daha çok e, sağlamlık katabilirsiniz arkadaşlar yapıştırmaya. Evet bunun işi bu kadar. E, bu artık yerinden çıkmayacaktır. Kurumasını e, bekleyeceğiz ve e, şu arka tarafındaki aparatla birlikte deve boynuma oturtup kullanmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet kurusun testimizi yapalım. Ondan sonra yerine takalım dostlar. Yapıştırmamız bir gün boyunca kuruduktan sonra arkadaşlar bu şekilde sağlamlığa kavuştu. Bakın şöyle iyice asılıyorum. Kemik gibi oldu dostlar. Hiçbir sıkıntısı Problemi yok ee, Yani bazılarına şunu diyebilir Yani Bunun bu kadar uğraşmaya Değer miydi ee, Bu hortumdan yenisini alabilirdik ee, Uğraşmaya gerek yok diyebilirsiniz ama Birincisi bu ürün e, Siemens'in bir elektrikli süpürgesi Orijinal hortumu e, Orijinal ürün her zaman yan sanayiden e, Bin kat iyidir o yüzden Mümkün mertebe orijinal e, Ürünü e, alamıyorsanız bile en azından tamir edip kullanmakta fayda var. İkincisi Japon yapıştırısı dediğimiz şeyler 5 lira arkadaşlar. Hepsini de kullanmayız. Zaten çeyreğini kullansak buna yetti. pamukla zaten herkesin evinde var. Neredeyse sıfır maliyeti yakın e, bunun tamiratını yaptık arkadaşlar. Şimdi e, takması da e, bu ürünün çok basit. Şöyle şöyle ittiğimiz zaman bu şekilde yerinde e, kalıyor dostlar. Peki arkadaşlar böyle bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. iyi bayramlar dostlar.